Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Habibe Hanım'ı hepiniz merak ediyorsunuz tabii haftanın başından beri ama Emin Bey bir ayrı merak ediyor, evet, biliyorsunuz ki. Daha ilk gün Rabia'nın gününde bile Rabia'yı bıraktık Habibe Hanım, Habibe Hanım, Habibe Hanım. Peki evet, hoş geldiniz Emin Bey. Hoş neşe getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Neşe mi getirdik, bela mı bilmiyoruz artık. Yok, neşe getirdiniz, estağfurullah. Genel olarak mı konuştunuz yoksa? Genel olarak değil, ben şahsıma konuştum. Ha. Şahsıma konuştum efendim. Niye bir bela olasınız Emin Bey? Hayır, estağfurullah, bugün yok. Habibe abla hep eleştiriyordu, geldi, gün çattı. Ne yapacağız şimdi Habibe abla? Didik didik arayacağım sağa sola. Her tarafa ara. Şu, şunların tavana araları çık. Tavana çıkacağım tabii. Çık, neler olacak seyret. Çık, şunu çık. Sökeceğim, ondan sonra masayı kaldıracağım komple. Yap, şey, canın sağ ol. Keserle matkap da çıkartmış. İstersen evet, sıvaların arasında bir kaldırıp tuvalara. Parkeyi kaldırabilir. Parkeyi bile sökebilirsin. Böyle aralarını. Matkap o kadar bıraktım. Kendine güveniyor. Peki bir şey diyeceğim. Habibe Hanım diğer evlerde böyle çok didikleyip kötü yorum yaptı mı yani? Antrenmansızdı ilk gün. Ondan sonra, i̇lk gün de bugün dördüncü gün daha. Tabii ondan sonra başladı. Didiklemeye başladı zaten. Şimdi her şeyi öğrendi. Tüyoların hepsini öğrendi. Aldı. Nereye bakılıp ne yapılacak? Camda küçücük şey toz mu var? Yok orada öyle mi var? Anam onun da. Her şeyi bildi yani. Takıldım ona. Ben çok olduğu kadar tabii dikkat edeceğim. Hadi bakalım, gezeceksiniz illaki eve. Bakalım Emin Bey neler bulacak. Masada ilk sizin temizlik yorumunuzu alacağım. Çok tamam, merak ediyorum çünkü. Tamam. Habibe abla biz ikramlıklarımızı alalım, tamam, sohbetimize devam edelim. Biz de, nasıl içersiniz? Sizinkini biliyorum ben. Şekerli. Sade. Orta. Benimkini de biliyorsun. Tamam. Şekerli ve sütlü. Evet. Sade. Tamam. Kahveyi komşu mu yaptı Habibe abla? Valla öbür mahalleden geldi yaptılar. Niye öyle düşündün? Ya sen belki göremiyorsan ben yardım edeyim mi sana? Teşekkür ederim, yok o kadar görüyorum. Taktı kadının dişine, gözüne. Yok yardımcı olmak evet, istiyorum evet, Kadir Bey. Yardımcı olurken peki niye gözünü görmez diyorsun? Dökecek ya. Habibe abla gel böyle sırtın dönük kalması. Gel bu taraftan ver. Kahvenin tadına bir bakalım şöyle. Teşekkürler. Ay sana bu, da yeşil geldi. Mı? Benim mi bu, Rabia'nın mı? Ay, ha, benim. Ben ne buna oldu? Süt koy demedim mi sana Habibe abla? Var süt. Bu niye acı böyle? Nasıl üstü kahve, acı mı? Ben sade istedim zaten. Habibe abla ver tepsini gel. Acı mı? Benimki acı. Dünkü kahve bundan iyiydi. Emin Bey'in Habibe Hanım'ın bu kadar üstüne gitmesine anlam veremiyorum. Neden uğraştığını da halen anlamış değilim. Şeker de bir tık eksik olmuş. Ama bundan puan kırmayacağım tabii, onu söyleyeyim ben sana. Kahveden puan kırmayacağım. Kahveye puan vermiyorsun zaten. Kahveye puan vermiyorum zaten. Allah'tan ki vermiyorsunuz, bir de kahveye puan versin. Şaka yaptım kız, güzel olmuş. Hemen de bozuldun ha. Yo niye bozulayım, afiyet olsun. Vallahi öyle bir şey yok. Yalnız hiç paniğe kapılmadı. Aa öyle mi, bir daha mı yapayım, kendinden emin mi? Yok eminim ondan, yapıp getirdiğim hepsini ayrı ayrı. İçine bir şey atmadı değil mi? Ha, yok tamam. Yok. Emin Bey birazdan bayılıyorsunuz. Sen uyutmak için. Vallahi. Bizi Adios Ormanı'na bırakıp geri geleceğiz. Emin Bey bugün Habibe Hanım'la çok uğraşacak diye düşünüyorum. Habibe ablacığım hazırsan bize bir menüyü say. Tamam. Senin bunca yıllık tecrübenin nelere kadir olduğunu bir görelim. Tam karşısına kameraya bir say. Şehriyeli tavuk çorbası, Elbistan tavası, pirinç pilavı, semizotu zalatası, içli köfte, peynirli börek, sütlaç. Elbistan tava var. Daha önce bir Kahramanmaraş yarışmacımız da yaptı. Evet. Elbistan tava nasıl oluyor? O da sürpriz olsun. Masada görürüz artık. Arası. Ama siz bütün menüyü yine araştırın internetten. Sütlaçı beğendiniz mi Emin Bey? O da, ben o da dün bir röportajımda söyledim yani. Sütlü dedim bir tatlı yapacak. Evet masada dediniz. Dedim değil mi? Sütlaç yapar çünkü başka tatlıdan anladığını zannetmiyorum Habibe ablanın. Şimdi yani çünkü eskiden beri gelen bir tatlı olduğu için sütlaç. Eskiden bir tek sütlaç mı vardı? Yani sütlaçtı. Köylerde yapılan genelde sütlaç yapılır. Bir de kadayıf şey yaparsan hani ayda bir. Habibe abla da oradan esinlenerek onu iyi yaptığını düşünüyor kendine göre. Sütlaç yapıyor. Orada tamamız. Menüyü çok basit buldum. Sevgili seyirciler bize kızacaksınız hep basit diyor ama gerçekten basit. 57 yaşındaki bir hanımefendinin yaptığı menüye bakar mısınız? Çok vasat ve basit bir menü. Hazırsanız buyurun temizlikte gezmeye başlayalım mutfaktan. Sevim Hanım şöyle geçelim biz. Hadi hazır buyurun efendim, hep birlikte. Gerçekten iddialıyım. Bal dök yala derler ya, onun gibi havadaki tozu bile kapıyorum. Habibe Hanım yüzeysel olarak evini temiz buldum ama detaycı değildi. Thank you.
Habibe Hanım hiç temiz değildi. Birçok yerinden kıl, toz buldum. Habibe Hanım temizdi. Allah var şimdi. Kendine yakışar bir şekilde evi temizdi bana göre. Habibe Hanım temiz değildi. Bugüne kadar gezdiğim evlerin en pisiydi diyebilirim. Habibe Hanım'ın evini temiz bulamadım. Salonunda koltukların kenarında kıl buldum. Peteklerin kenarları çok pisti, doluydu. Camların kenarında da toz buldum. Gel Habibe abla. Geldim. Yani Emin Bey'den böyle bir şey beklemiyordum ben. Emin Bey bana çıkarken dedim ki Emin Bey hani nerede ne gördünüz dedim. Vallahi ben yalan söyleyemeyeceğim dedi. Ben bir şey göremedim dedi. Salona girene kadar hiçbir şey görmedim ben dedi. Hatta menteşeye peçeteyi soktum dedi. Oradan da dedi temiz çıktık. Soktuğuma da pişman oldum peçeteyi dedi. Gayet iyiydi dedi. Bak Emin Bey böyle dedi. Ama Esma Nur dedi ki, dedim ki Esma Nurcuğum onunla birlikte gezdim. Evet şimdi nerede ne buldun söyle. Bulmadığım yer yok ki dedi. Prizlerin içi berbat dedi. Koltuğun içinden kıl çıkarttım dedi. Camın kenarları tozlu dedi. Dünkü acizini çıkarıyorum. Mutfak dolaplarında yağlar var dedi. Üstlerinde dedi yağlar var dedi. Abartmış o, hiçbir şey yok. Söyleyeyim yani herse gezdiler. Sen Emin Bey'den gözünü korkuttun ama hanımlar Emin'den beter çıktılar. Onlar günün oynadılar ya, dün ben onun yağ buldum dedim ya şurasına burası. O da tabii ki benim mutfağıma yağ edecek. O camın kenarında toz dedin, ağlamaya başladı. Onun hırsını senden çıkartacak. Ama günlük tozdu o. O çıkarsın boşver. Kalk ablam. Dedikleri yerlere biz şimdi bakalım. Güzelce silelim, süpürelim. Ondan sonra da yemeklerimizi yapalım. Hazır mısın? Hazırım. Haydi bakalım. Habibe Hanım gayet iddialı bir yarışmacımız. Gayet de enerjik. Üç hanımı cebimden çıkarırım dedi. Bozuk para gibi. Haydi bakalım. Bugün kim harcayacak bozuk para gibi hep birlikte göreceğiz. O zaman Enem Arat benim de temizlik başlasın efendim. Geç abi ablacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.